Herkese merhaba. Bugün önemli bir konuya değinmek istiyorum. Konu insan tarihi, bilim tarihi ve bilim felsefesiyle alakalı önemli bir konu. Tüfek, Mikrop ve Çelik isimli kitabı tanıtmak istiyorum. Bu kitabı okumadan bu konularda görüş belirtmek aslında son derece tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü bu kitaplar, yazılmış kitaplar arasında en iyi geçişi sağlayan, en iyi açıklama getiren bir kitap. Ve aslında bugüne çok önemli vurguları var. Çünkü bu kitap esasında neyi anlatıyor dediğinizde şunu söyleyebiliriz. Toplumlar arası eşitsizliği anlatıyor. Bazı toplumlar ilerlemişken bazı toplumlar neden geri kaldı bunu anlatıyor. Kitap daha çok insanlığın ilerlemeye başladığı, farkın açılmaya başladığı zamanla ilgili olarak 13 bin yıl öncesinden alıyor ama daha sonraları işte bereketli hilal dediğimiz verimli toprakların olduğu bölgeleri, Mezopotamya civarını neden geliştiğini anlatıyor. Yani orada ne kadar geniş tarlalarda ekin yapıldığını ve orada hayvanların evcilleştirilmiş olduğunu bir şekilde vurguluyor. Ve Ekvator'daki o kuşak paralel bir şekilde aynı iklimde olmasından dolayı ve göçler nedeniyle bu toprağı işleme, topraktan mahsul elde etme, hayvanlara evcilleştirme, bunun için hayvanlara ihtiyacınız var. Toprağı kazmak için sabana ihtiyacınız var. Bunu aynı iklim kuşağındaki milletlerin, toplumların göçler ve göçler nedeniyle daha başarılı, daha güçlendiğini, nüfuslarının arttığını bunu söylüyor. Yani mahsulü bir yerde depolama teknolojileri geliştirilmeli. Çok sayıda hayvanı evcilleştirmek gerekiyor. Burada çiftçiler ekin yaparak, hasat ederek aslında bir şekilde güçleniyorlar. Toplum güçleniyor. Bazı kuraklık nedeniyle gıdanın depolanması teknolojileri gelişiyor. Doğanın aslında kontrol altına alan toplumların geliştiğini vurgulamak istiyor. Burada tabii ki günümüzde biliyorsunuz GDO'lu gıdalarla aslında doğayı kontrol almanın geldiği nokta, gıdaların içeriğinin değiştirilmesi ve yeryüzünün şeklinin değiştirilmesi, akarsuların yönünün değiştirilmesi gibi konularla artık insanlık doğayı etkileme konusunda zirveye ulaşmış noktada. Ama esasında bu kitapta Diamond coğrafyanın önemli bir faktör olduğunu, bu faktörün alt faktörlerine baktığımızda da tüfek, mikrop ve çeliği görüyor. Daha önceki videolarımızda söylediğim gibi aslında kaos teorisinin o garip çekiciler dediğimiz ağlarından bahsediyorum şu anda. Göçebe bir hayatla birlikte işte evcilleştirilmiş hayvanlarıyla verimli topraklar arasında geçerek yaşamını devam ettiren topluluklardan daha yerleşik hayata geçtiğinde bu ihtiyaçları daha sistematik halde çözmeye çalışan toplumlar ve daha organizasyonunu güçlendirmiş toplumlardan bahsetmeye başlıyoruz. Şimdi bu kitabı incelerken tabii hayvanın sütünden, kılından, derisinden hatta dışkısından faydalanılması düşünüldüğünde insan, yani bunu başarabilen insanlar ilerleme kaydediyorlar. Hangi tür hayvanları evcilleştiriyorlar? Mesela otobur, memeli ve büyük olanları evcilleştiriyorlar. Çünkü etobur olduğunda onu beslemek için tekrar uğraşmak lazım ama otobur olduğunda sorun yok. Büyük olması, hızlı üreyebilmesini mesela çok önemsiyor bu hayvanlar arasında. Daha çok sayıda elde etme ve besin kaygısı ortadan kalkmış toplumların artık ilerlemeye odaklandığını, başka toplumları sömürmeye, işgal etmeye odaklandığını fark ediyoruz. Ama mesela bazı evcilleştirilmeyen hayvanlardan bahsediyor, zebra gibi mesela, ama bunların ürkekliğinden bahsediyor. Aslanlara, o yaşadığı ortamlardaki aslanların saldırısından dolayı çok ürkek hayvanlar olduğunu, dolayısıyla bunlarla eşya taşıyacak olsanız eşyaların kırılabileceğinden falan bahsediyor. Yani hayvanların özelliklerinden aslında evcilleştirme nedenlerimize değiniyor. Keçi, koyun, büyükbaş hep evcilleştirdik. Nüfus artınca besin ihtiyacı artıyor.
Dolayısıyla hayvanların sayısının artması gerekiyor. Eğer bunu karşılayabiliyorsanız, insanları doyurabiliyorsanız, besin ve fizyolojik ihtiyaçlar tamamlandığı için daha üst seviyedeki ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Zamanın tamamını beslenmeye ayırmayan toplumlarda farklı ilerlemeler fark ediyoruz. Kitabın aslında başka bölümlerinde bu İnkalarla İspanyolların savaşına değiniyor. Tamam, biz mağaralarda yaşayan bir topluluktan, ne bulduysa yiyen bir topluluktan ve kendi besinini tarlada üretip meyvesini şekillendirip hayvanla evcilleştirerek hayvandan istifade eden bir topluma doğru dönüşümü anlatırken İnkalarla İspanyolların savaşında işte bereketli hilalden Avrupa'ya geçmiş olan ve Avrupa'dan da İspanyolların keşifler diyorlar kendileri, sömürge bulma süreçlerinden bahsediyoruz. O süreçte İnkalarla karşılaşma anını anlatıyor. İnkalar hayvanları evcilleştirmemişler ve yani İspanyollar kadar da tarımda çok ileri noktada değiller. Ama bunların İspanyolların İnkalara galip gelmesinin, savaşta galip gelmesinin sebebi olarak tabii ki silah teknolojisini anlatıyor. Ve silahın dışında bir şeyden daha bahsediyor. Aslında günümüzde ilgilenen en önemli konu o. Aşı. Günümüzde Covid aşısı çok gündemde. Ona değineceğim sunumun sonunda. İnkalarla savaşında İspanyolların beraberinde getirdiği çiçek virüsünden bahsediyor. Tabii yabani hayvanların evcilleştirme sürecinde yabani hayvanların sahip olduğu virüslerin ve kendi bağışıklık sistemleriyle o virüsleri yenme durumu söz konusu. Ama onları yiyen ve onlarla birlikte yaşayan, onları evcilleştiren insanlarda virüs hayvandan insana sıçrıyor. Bu sıçrama ile birlikte bazı insanlar ölüyor ama bazı insanlar bağışıklık geliştirip tekrar yaşama devam ediyor ve bu bağışıklık geliştirmiş kişiler aslında daha da güçlenmiş oluyor. İnsanı güçlü kılan silah, yani bu kitaptaki tüfek ve mikroplara karşı bağışıklık, bir de çelik diyor. Tabii çelik teknolojiyi kastediyor. İspanyolların yapmış oldukları uzun silahlar, kılıçlardan, keskin kılıçlardan bahsediyor. Ateşle demirin, suyun birleşmesiyle birlikte çelik üretiminden bahsediyor. Ona daha kolay şekil verebilmekten bahsediyor. Uzun, sivri uçlu ve keskin kılıçlar oluşturduklarında ki İspanyolların üstünlüğünden, tüfekle birlikte oluşan İspanyolların üstünlüğünden bahsediyor. Ve mesela ineklerden geçen kızamıktan ya da işte çiçek virüsünden, hayvanlardan geçen bunlardan bahsediyor. Bunların İnkalara karşı galibiyetin temeli onu oluşturduğunu anlatıyor. Her salgın sonrasında daha dirençli bir insan oluştu. Tabii ki. Aynı zamanda at kullanma konusundaki deneyimleri, yani hayvanları evcilleştirmiş olmaları nedeniyle at kullanmadaki maharetleri, sahip oldukları çelikli, esnek, sağlam, sivri uçlu silahları, bu İnkaları karşı galibiyetin temel nedeni. Eski dünya dediğimiz Avrupa kıtasının yeni dünya dediğimiz işte o Peru civarındaki bölgeye üstün gelmesinin temel sebeplerini bu şekilde özetliyor Diamond. Hayvanları İnkalar evcilleştirmedikleri için yenilmeleri daha kolay oldu. Çünkü bir bağışıklık sistemleri gelişmemişti. Daha sonra Diamond bu keşifler sürecini anlatırken Afrika'nın güneyindeki o Ümit Burnu civarından koloni kurma çalışmalarından bahsediyor işte. Avrupalıların istila sürecini anlatıyor. Yani Zulu'ları nasıl tüfekle öldürdüklerinden bahsediyor. Yoksa o kadar kalabalığı küçük bir grubun yenmesi mümkün olamayacağını anlatıyor. Keza İnkalarla ilgili anlatımda da yine atların manevra kabiliyetinin ve atları evcilleştirmedikleri için İnkalar böyle bir savaş tarzını bilmiyorlardı ve maalesef yenildiler. Yani maalesef mi dersiniz, iyi ki mi dersiniz, onu tabii size kalmış bir şey.
savaşan toplumlarda taraf olmak eğer kendi toplumumuz içinde değilse biraz zor bir durum. Ama yerleşik hayattaki insanları başka bir yerden gelip sömürge altına almak tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Afrikalılara karşı kullandıkları mitralyözden bahsediyor, taramalı silah. Yani bunun etkisinden bahsediyor. Ama tabii silah, yine silahı geliştirmiş olmak, oradaki toplumları kontrol altına almak ve kazanmak, savaşı kazanmak için çok önemli. Neden bazı toplumlar ileri giderken bazı toplumlar geride kalıyor? Bunu açıklayan en önemli şeylerden birisi üretilmiş silahlar. Ama silahlar da her zaman çözüm olmuyor. Çünkü orada ilk Ümit Burnu'ndan girdikleri süreçteki iklim kuşağı ile Avrupa iklim kuşağı ekvator çizgisinden dolayı simetrik gibi ve birbirine yakın. Ama ileriye doğru çelikle, yani trenlerle, demir raylarla oluşturdukları trenlerle Afrika'nın içine doğru girdikçe şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Tropik bölgelerdeki tropik iklimle karşılaşıyorlar. Bu ne demek tropik iklim? Çok yağış var. Çok yağışın olması da sineklerin sayısını arttırıyor. Bunlar tabii ki eski düşünce yapısıyla hemen su kenarlarına yerleşim kuruyorlar Avrupalılar. Burada sineklerle çok karşılaşıyorlar ve vücutlarının alışık olmadığı sıtma dediğimiz bir hastalıkla karşılaşıyorlar. Yani silahları olsa dahi bu mikrop, bu hastalık Avrupalıları etkiliyor. Ama oranın yerel halkı buna kendisi daha dağlık yerlerde yaşıyor. Çünkü suyun kenarında yaşayanlar bir şekilde hastalanıp öldüler ve yukarıda yaşayanlar kazandılar. Avrupalılar da yukarıda yaşamadıkları için, su kenarlarında yaşadıkları için sivrisinekten dolayı sıtma hastalığına yakalanarak hayatlarını kaybediyorlar. Aynı zamanda tropik iklimlerde yetişen bitki örtüsüyle onların beraberine getirdiği arpa, buğday gibi mahsulleri toplayamıyorlar. Hayvanları da telef oluyor. Ürünleri, mahsulleri de telef oluyor. Kendileri de hastalıktan ölüyorlar. Ve bu içeri doğru ilerlemeyi engelliyor. Mikrop nüfus artışını azaltıyor. Nüfusu azaltıyor. Ve kalkınmayı önlüyor. Şimdi yani yazar aslında şunu söylüyor. Yani mikrobun toplumları ilerletmek veya geriletmek gibi bir çok fark edilmeyen bir etkisi var. Şu anda günümüzde olan şey de o. Yani bazı haberleri, bazı sosyal medyada paylaşılan resimleri, videoları düşünüyorsunuz. Ya diyorlar ki işte Çin'in oyunu, Amerika'nın oyunu, virüsü onlar buldu, virüsü onlar herkese yayıyor. Halbuki bakıyorsun yani insanlar tiyatro yapmıyorlar. Hastanelerdeki, yoğun bakımlardaki entübe hastalar tiyatro oynamıyorlar. Kimse numara yapmıyor. Gerçekten de böyle bir hastalık var ve bu hastalığı bu kitabı okuduğunuzda fark ediyorsunuz. İnsanlık ilk defa bir hastalıkla karşılaşmıyor. İnsanlık her hastalıkla karşılaştığında orada gelişmiş toplumlar biraz daha ilerliyor. Geride kalmış toplumlar, İnkalar, başka toplumlar yok olup gidiyor. Zulular yok olup gidiyor. Şimdi bunu anladığınızda aşının önemini anlıyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin insan için ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. O halde safsatalara kalmamak lazım. Bir ara şöyle paylaşımlar vardı. Koronavirüs çok çabuk bir şekilde kaybolup gidecek. Hatta ben inanmıyorum diyenler vardı. Ama bu inançla alakalı bir şey değil. İnanç açıklayamadığınız, gözlemleyemediğiniz noktalardaki düşüncelerinizdir. Yani göremediğin, duyamadığın, hesaplayamadığın, ispatlayamadığın konularda insanlar fikir yürütmeyi sevebilir, olabilir, fikir yürütebilir. Ya da başka birinin fikrini kabul edebilir. O konularda tutarlı bir açıklama olarak görür. O bir inançtır. Ama Covid bir inanç olamaz. Yani inanıyorum ya da inanmıyorum diyemezsiniz. Çünkü Covid ile alakalı yapılan araştırmalar var, yayınlanan yayınlar var. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Ben aşı vurulmayacağım, ben aşı vurulmayacağım diyenler aslında göreceksiniz ilk aşı vurulanlar olacak. Aşının vurulmasından kaçmak yerine bu Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabını okuduğumuz anda, algılamaya başladığımız anda tarih süresince gelişen toplumların durumunu
göz önüne bulundurup bir karar vermemiz lazım. Yani bu karar bizim toplumumuzun bir ileri noktaya gitmesine ya da biraz daha gerilemesine neden olacak. Ben tüfek ve çeliği aslında aynı kategoride değerlendirebilirim. Yani doğanın bize karşı silahı, bizi kontrol etmek için kullandığı silah virüsler ve mikroplar. Mikrop aslında genel tabir. Bakteriler, virüsler ve mikroplar. Yani mikroplar genel bir tabir. Doğanın bizim için, bizim onu kontrol almaya çalıştığımız sürece bize tepki olarak karşılaştığımız şey, hayvanları evcilleştirmeye çalıştığı bizim tepki olarak doğadan karşılaştığımız şeyin ismi mikrop. Çelik ve tüfek, tüfek biraz daha silah teknolojisini anlatırken, çelik biraz daha ulaşım ya da üretimle alakalı, sanayileşmeyle alakalı teknolojiyi söylüyor. Aslında ikisi de teknolojiyle alakalı gelişmeleri söylüyor. Bana göre kitapta. Teknoloji de doğayı ele geçirme, insanın doğayı yönetme ve hükmetme çabası olarak görüyoruz. Dolayısıyla iki hükmetme çabası bir çatışma içerisinde ve uygarlıkların farklı bir biçimde yükselip alçalmasını kontrol eden bir unsur gibi karşımıza çıkıyor. Tüfek konusunda, silah konusunda şunu söylemek istiyorum. Daha önceki videolarımda eğer izlemediyseniz Teknoloji 3.5'u mutlaka izleyin. Çünkü orada bu savaş ve barış toplumlarını anlatmaya çalıştım. Bizim mesela desteklediğimiz son savaş olan Azerbaycan ve Ermenistan Savaşı'nda İHA'lar, SİHA'lar bunların kullanımı ile alakalı gördüğümüz yani tüfek dediğimiz şu anki bu İHA'lar, SİHA'lar ya da başka nükleer silahlar, başka tür silahlar toplumların bir başka toplum üzerine galip gelmesinin araçları. Hatta biliyorsunuz Yaşar Kemal'in 3 Anadolu efsanesinde Köroğlu efsanesi bahsedilir. Yani orada Köroğlu'nun müthiş bir ifadesi vardır. Babası Yusuf Bolu Bey'in seyisidir. Bolu Bey'i bir at almasını ister. Sonra atı beğenmediği için gözlerini miller. Ve bunlar göl civarında bir yerden bir üç köpük su içmeyi ister. Babası bu içtiğinde Bolu Bey'inden intikamını alacağını düşünür ama onu oğlu Köroğlu içer ve o da büyük bir şair olur. Ebedi bir hayatı olur. Yiğit birisi olur. Ve babası intikamını alacağını düşünür. Köroğlu'nun bir sözü var tabi biliyorsunuz hatta benden selam olsun Bolu Bey'ine diye başlayan bir türkü de var. Orada söylediği çok ilginç bir laf var. Yani Diamond'dan yıllar yıllar önce söylenmiş bir laf destanlarda. Tüfek icat olundu, mertlik bozuldu. Artık mertlik, yiğitlik dediğimiz kavramdan daha ziyade teknoloji ön planda. Toplumlar birbirlerine teknoloji güçlü olarak egemenlik kuruyor. O halde şunu çok iyi anlamak lazım. Yani bu Diamond'ın söylediği gibi mikrobu göz ardı edemezsiniz, teknolojiyi göz ardı edemezsiniz. Eğer sömürge altına girmek, eğer baskın, resesif, çekinik bir toplum olmak istemiyorsanız bu tüfeğe, çeliğe yani teknolojiye ve mikroba çok dikkat etmeniz lazım. Aşılanmak o yönden çok önemli. Tabii yani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu lafını Köroğlu söylemişti. Ama bir laf daha var. Biliyorsunuz bizim 1322-1406 yıllar arasında yaşamış İbni Haldun'umuz var. İbni Haldun'un coğrafya kaderdir lafı çok önemli. Diamond'ın yıllar sonra ifade ettiği bir fark ettiği bir ifade. Yani bu toplumlar arasındaki farklılığın nedeni nedir diye araştırırken iklim, yer şekilleri, kültür yani coğrafya gerçekten de kaderdir ama
Yani kader aslında nasıl ele almamız gerektiği ile ilgili bir konu. Yıllarca bu kavram kullananlar bu kavramla ilgili tartışmışlar. Kader acaba her şeyin yazılı olduğu bir şey mi? Yoksa temel kuralların yazıldığı ama detayların süreç içinde değiştiği bir şey mi? Yani bir satranç oyunu gibi oyunun kurallarını koyarsınız. Atlıya şeklinde gider. Piyon, filin çapraz gitmesi bellidir. Yani yer çekimi kuralı vardır. Yağmur yağdığında topraktan ot biter. Temel kurallar bellidir ama detaylarda nasıl ilerleneceği, yani atı nasıl oynayacağınız, ne zaman oynayacağınız biraz da oyuncuya kalmıştır. Böyle bir kader anlayışı mı vardır? Kader kavramına çok bu videoda girmeyelim ama coğrafya kaderdir ifadesi. Yani coğrafya sizin hayatınızda çok büyük etkileri vardır sözü. Diamond buna katılıyor. Aslında tüm kitabı bunun üzerine kuruyor. Eğer medeniyetimizin geride kalmasını istemiyorsak, eğer medeniyetimizin daha ileri gitmesini istiyorsak, teknolojiye ve aşıya, mikrobal hastalıklara savaş açmamız gerekiyor. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli iki şey ve bunu da hem Köroğlu hem İbni Haldun aslında daha önceden söylemiş ama önceden söylemiş olmasının da bir önemi yok. Bizim şu anda algılayabiliyor olmamız lazım. Ben COVID'e inanmıyorum, koronavirüse inanmıyorum. Koca koca insanlar televizyon programları yapıyorlar ve orada bir ekonomi dergisinin kapağını tartışıyorlar. Diyorlar ki işte 2021 yılında bunlar olacaktır, şunlar olacaktır. Zannediyorlar ki işte karanlık odalarda, koltuklarda oturup tartışan gruplar var ve bunlar dünyanın gidişatına şekil vermeye çalışıyorlar. Bu insana inandırıcı geliyor. Ama bu savı, bu komplo teorilerini sizlerle paylaşan insanlara biraz daha sorgulayıcı olun, biraz daha düşünün ve isyan edin ve haykırın şunu. Senin komplo teorisi dediğin şey, yani The Economist dergisinin kapağı, İnsanlar analiz edemez mi? İnsanlar düşünemez mi? Süreç nasıl gidecek? Bu gidişat nereye doğru deyip verileri kontrol edip bir sonuca varamaz mı? Ve bu vardıkları sonuç bir şekilde tutamaz mı? Yani dünyayı hep bir ailenin yönettiği fikri işi kolaycılığa itiyor. Biz hiçbir şey yapamayacağız zaten dünyayı yönetiyorlar diyor. Halbuki dünya şu anda sizin ve bizim birlikte yönetiliyor. Birlikte şekil veriyoruz. Maskeyi taktığın anda, mesafeye dikkat edip hijyene dikkat ettiğin anda virüsün yayılmasını durduruyorsun. Sağlık sektörünü rahatlatıyorsun ve böylece aşı bulunuyor, tedavisi gelişiyor, mücadele ediyorsun ve toplum hem çalışıyor, yaşam devam ediyor hem de toplum hastalıklara karşı korunuyor. Bir insanın ölmesi ne demek? Yani insansak eğer bir insanın ölmemesi için çabalamalıyız. Yazın o keyifle gezdiğimiz virüsü oradan oraya, buradan buraya, ben nasıl olsa gencim diye dağıttığımız virüsü şu anda sevdiğimiz yaşlıları ve büyüklerimizi kaybederek yaşıyoruz. Allah hepsinden rahmet eylesin. Ama bu artık bir inanç noktasından öte bilimsel bir olgu, bilimsel bir durum. Yani toplumu geri bırakan bir şey. İnkaların, Zuluların yaşadığı mikroba karşı yaşadıkları sıkıntı. Avrupalıların sıtmadan yaşadığı sıkıntı. Vebadan yok olan toplumlar. Bunlar yaşanmış şeyler. Bu yaşanmışlıklar üzerine bilimsel bir düşünceyle bilimsel okur yazarı olmadığımız için, bilimsel konularda anlamadığımız için, hatta ahkam kestiğimiz için çözemiyoruz. Ben inanmıyorum diyor. Haklı, neden haklı? Şöyle bir kafe işletmecisi ekonomik sıkıntı yaşıyor ve diyor ki ben inanmıyorum. Ama sen ekonomik sıkıntını inanmıyorum diyerek çözemezsin. Tam tersine sen daha çok tedbir gösterip, daha çok tedbirden yana olup, örgütlenip, kendin gibi arkadaşlarını örgütleyip, hukuki yollardan ve yasal yollardan mevcut hükümete taleplerini iletmelisin ve önerilerde bulunmalısın. Yani para basılabilir. Evet, kendi paramızın değeri o zaman düşer. Ancak sıkıntılı durum atlatılır ve tekrardan daha güçlü bir şekilde çalışıp daha güçlü bir toplum olabiliriz. Şu anda toplumlar virüsle, yani bu kitaptaki mikropla sınanıyorlar. Bu sınavdan akıllı olanlar, bilime uyanlar,
tarih, bilim tarihini bilenler, bilen toplumlar, bilim adamlarının sözlerini duyan toplumlar kurtularak, güçlenerek çıkacak. Ama diğer toplumlar yok olmaya doğru gidecek. Burada da etik bir durum var. Nedir o? Büyük ihtimalle yani medeni ve uygar toplumların belli bölümleri geride kalmış halkın Afrika'daki bazı yani Hindistan'daki, Çin'deki bazı bölgelerle alakalı ücretsiz aşılama kampanyaları başlatacaklar. Ücretsiz aşılamaya yoluna gidecekler. Çünkü öteki türlü sadece ben yaşayayım demek olur ve bu etik bir şey değildir. Bu etik dışı davranışı önlemek için en azından küçük bir miktar dahi olsa medeni toplumlar geride kalmış toplumları aşılama yoluna gitmeye çalışacak. Ama burada zamanla ben Covid'e inanmıyorum, bu yabancı güçlerin oyunu diyenler toplum sahnesinden yavaş yavaş silinecekler ve terbiye olacaklar. Neyle terbiye olacaklar? Kendi sevdiklerini kaybederek terbiye olacaklar. Bu çok ağır bir yüktür. Bu ağır yükün altına girmemek için daha çok farkına varmalıyız. Bu kitabı tekrar tavsiye ediyorum. Bilim tarihi ve felsefesiyle ilgili kafa yoran kişiler için. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir başka videoda tekrar görüşürüz.